Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, seçim bölgem Kastamonu ile ilgili devam eden projelerle ilgili birkaç sorum olacak. Mesela Kastamonu İnebolu yolu projesinde ödenek olmadığı için dal kıpırdamıyor. 1 milyar 389 milyon TL'ye ihale edilmişti. Proje bedeli bugün yaklaşık 3 milyar TL'ye yükseldi. Fiziki gerçekleşmesi %15'te kaldı. 2016'da başlamıştı ve 2022'de bitecekti. Sizin notlarınıza baktığımızda süreç 2023'e uzatılmış durumda. Bu konuda şu soruyu yönetmek istiyor musun? Sunumunuzda belirttiğiniz üzere İnebolu yolu projesi 15 Ağustos 2023 tarihinde bitecek mi? Yine önemli projelerden birkaç tanesi Kastamonu Karabük yolu ve Kırık Barajı relokasyon yolu projeleridir. Proje bedeli yaklaşık 1 milyar 741 milyon TL olan Kırık Barajı relokasyon yolunun 2021'de tamamlanması gerekiyordu. Fiziki gerçekleşme oranı %40'lardayken çalışmalara ara verildi. Bu projenin önemi şu, bu proje yapılmadan Kastamonu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Kırık Barajı'nın yapılması mümkün değil. Bu proje 2021 yılında bitecek mi? Yine sunumunuzda belirtiyorsunuz 13 bin kilometre demir yolu hattı için çalıştığınızı söylüyorsunuz. Kastamonu hem Karabük hem Çankırı'ya 100 kilometre mesafede. Gerek Karabük gerek Çankırı üzerinden Kastamonu demir yoluna ağına bağlanması şehrin sosyoekonomik kalkınması açısından çok önemli. Bu sayede Kastamonu'nun yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, bakır, mermer, kereste, tomruk gibi zenginlikleri yine ulusal ve uluslararası pazarlara ulaştırılabilecekken Kastamonu'yu demir yolu ağına bağlamayı düşünüyor musunuz? Yine büyük bölümü İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yapılan Kastamonu Havalimanı'na bakacak olursak seferler sık sık iptal ediliyor. 2018 yılında giden gelen yolcu sayısı 91.384 iken 2019 yılının ilk 10 ayında bu sayı 54.186'ya kadar düştü. Burada esas sorun aletli iniş sistemi yani ILS cihazının kurulmamış olmasından kaynaklı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak bu sistemin kurulduğunu söylüyor ama hala seferler iptal ediliyor. Bu sistem kuruldu mu? Maliyeti nedir? Ayrıca İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yapılan hava meydanına bakanlığınızın bütçesinden yatırım yapıldı mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Ayrıca bir diğer konu da balıkçı barınakları konusudur. Kastamonu'da 8 tane balıkçı barınağı var. Biliyorsunuz av sezonu başlamadan önce balıkçı barınaklarının ağızlarında tarama işlemi yapılır. Yalnız Kastamonu'da hiçbir balıkçı barınağının ağzında tarama işlemi yapılmadı. Ödenek yetersizliğinden yapılamıyor denildi. Bu konuda valilik devreye girdi. DSİ ile birlikte bir proje ürettiler ve kıyıdan balıkçı barınaklarının ağızlarının tarama işlemi yapılıyor. Yalnız bu yeterli değil. Aynı zamanda denizden de balıkçı barınaklarının ağızlarının tarama işlemi yapılması gerekiyor. Kastamonu'da bu yönde bir çalışma var mı? Türkiye genelinde balıkçı barınaklarının taraması ile ilgili yapılan çalışmalar nedir? Sayın Bakan, bilindiği gibi teşvikler bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, az gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde yatırımı artırmak ve istihdamı özendirmek amacıyla devlet tarafından sağlanan desteklerdir. Türkiye'de bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi, sürdürülmez boyutlara ulaşan iç göç sürecinin önlenmesi açısından önemlidir. Türkiye'de sanayi yatırımlarına verilen destekler ve teşvik programlarından yararlanacak iller 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu kapsamda düzey 2 TR82 bölgesinde bulunan Kastamonu, 4. teşvik bölgesi desteklerinden yararlanabilmektedir. TR82 bölgesinde Kastamonu'nun yanı sıra Çankırı ve Sinop bulunmaktadır. Sinop ve Çankırı her alanda Kastamonu ile benzerlik göstermesine rağmen 5. teşvik bölgesinde yer almaktadır. Söz konusu iki teşvik bölgesi arasında vergi muafiyet oranlarından SGK prim muafiyeti ve faiz desteği miktarına kadar önemli farklar mevcuttur. Bu çelişki nedeniyle Kastamonu sanayi yatırımını çekememekte, muhtemel yatırımcılar sağladığı avantajlardan ötürü 5. ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan illeri tercih etmektedirler. Kastamonu'nun genç ve eğitimli nüfusunu il içerisinde istihdam edemediği, hızla yaşlanan bir nüfusa sahip olduğu, iş gücüne katılım oranının düşmesi ve tarımsal yapıların çözülmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda etkisini daha fazla hissettirecek bir yoksulluk olgusuyla karşı karşıya göz önüne alındığında acilen teşvik bölgesini değiştirmesi gerekmektedir. 2018 yılında Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne iş aramak için başvuranların sayısı 28.180'dir. 2019 yılında işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı ise bir önceki yıla göre
ortalama 2 kat arttığı dikkate alındığında Kastamonu bu konuda bakanlığınızdan acil olarak bir adım atılmasını beklemektedir. Teşekkür ederim.